var. Orduya göz dikene yerini eder dar. Sen dik dur korkan, görecek daha güzel günler var. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Edis Daim Şahin sizleri saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Gözün aydın Ordu Şahin geliyor. Büyükşehir Başkanımız oluyor. Edis Daim Şahin Başkan geliyor. Üç rekil gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın Ordu Şahin geliyor. Büyükşehir Başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin Başkan. Dere yatağına, yiğit otağına döner dedi. Ordunun isteğine kayıtsız kalmadı, kalamazdı. Ordu için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordumuz hak ettiği hizmetlere yeniden kavuşacak. Sizlerin de desteğiyle Sayın İdris Naim Şahin Belediye Şahin ile şahlanacak ordumuz. Hem ilçeler hem de şehir yeşersin umudumuz. İdris Naim Şahin ile şahlanacak ordumuz. Hem ilçeler hem de şehir yeşersin umudumuz. Ordunun sevdalısı, dürüstlüktür davası. Karadeniz'in isminin cesurlu delikanlısı. Mor beyazlı renkleri kalkınmaktır hedefi. Toprağımız bir, kültürümüz bir, ahlakımız bir, yolumuz bir. Bu uzun, çileli ama onurlu yolda hep birlikte yürümeye var. Üç rekil gerçek hizmet. Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Edis Daim Şahin az sonra güzel korganın yiğit insanlarını sevdiklerleyecek. Başkan geliyor. Üç rekil gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın Ordu Şahin geliyor. Büyükşehir Başkanımız. Eve dönüş bu. Öze dönüş bu. Büyük ordu için, bölgede merkez ordu için yola çıkış bu. Hasip! Ordu bizim ocağımız, yuvamız, sevdamız, çıktığımız bu yolda ömür gayemiz ve sebebimiz. Şimdi özümüze, evimize döndük. Büyük ordu hedefi için daha güzel bir korkun. Hasip! Saadet Partisi Fatsa Belediye Başkanı adayımız Sayın Hüseyin Akot sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz. Mor beyazlı renkleri kalkınmaktır hedefi. Oldum sevdası değil bu derdidir ben. Ve İl Başkanımız Sayın Erkan Timiz sizleri saygı, sevgi, muhabbetle kucaklıyor. Hoş geldiniz. İlçe Başkanımız Hasan Subat'ı da sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İdris Naim Şahin ile şahlanacak ordumuz. Hem ilçeler hem de şehir yeşersin umudumuz. İdris Naim Şahin ile şahlanacak ordumuz. Hem ilçeler hem de şehir. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız İsmail Hakkı Akkinaz da sizleri sevgi, saygı, muhabbetle kucaklıyor. Hoş geldiniz tekrar. Dürüstlüktür davası, Karadeniz'in isminin cesurlu delikanlısı. Mor beyazlı renkleri kalkınmaktır hedefi. Oldu sevdası değil bu derdidir memleketi. İdris Naim Şahin Başkan geliyor. Üç rekil gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın Ordu Şahin geliyor. Büyükşehir Başkanımız oldu. Her zor nasibine, her nasip vaktini esirdir korkan. Vakti geldi hazır. Gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın Ordu Şahin. Memleket. Ordu sevdalısı, ordunun gurur, yurduna, yuvasına,
İstisnaim Şahin ile kalkınacak şehrimiz. Büyük şehir hep birlikte Şahin gülter. Selam olsun Korgan'ın yiğit insanına. Selam olsun ablalara, kardeşlere. Selam olsun küçüklere, büyüklere. Selam olsun pencerelerden, camlardan, çatılardan bizleri izleyenlere. Sevgisini gösterenlere, ilgisini gösterenlere selam olsun. Mor beyazlı renkleri kalkınmaktır hedefi. Koltuk sevdası değil bu derdidir memleketi. İstisnaim Şahin Başkan geliyor. Üç rekim gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. İşte gerçek sevgi bu. Başkanımız oluyor. İstisnaim Şahin Başkan geliyor. Üç rekim gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Büyük şehir başkanımız oluyor. İstisnaim Şahin Başkan geliyor. Üç rekim... Karadeniz'imizin merkez ili, güzel ili, büyük ordumuzun en yiğit insanların barındığı güzel ilçesi, Korgan'ımızın çok değerli, vefalı, mert, cesur hanımefendileri, beyefendileri, sevgili kardeşlerim, hepinizi en içten duyguyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İlimizin insanı, bu coğrafyaya layık insan. Korganlılar, Korgan'a çok layık, Korgan'da Korganlılara çok uygun bir otağı, çok uygun bir şehir. Çok değerli kardeşlerim, Korgan, ordumuzun 19 ilçesi içerisinde kendine özgü değerleri olan, kendine özgü insanı olan, kendine özgü kültürü olan ve kendini fark ettiren güzel ilçelerimizden birisi. Her ilçemiz değerli ama bugün saat bu saat, yer bu yer, en değerli yerimiz Korgan, en yiğit insanlar Korgan insanı. Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, bugün bir seçim öncesi buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Sabrınızın taştığını, sabrınızın zorlandığını biliyorum. Önümüzde 7 gün kaldı artık. 8'di, bugünü de geride bıraktık. 7 gün sonra... Sabredin, inşallah sabrın sonu başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Ve 7 gün sonraki seçim için bugün Korgan'ımızda sizlerle buluştuk. Artık Türkiye toplana dağla seçim yorgunu oldu. 5 yılda 6. seçimi yapan Türkiye'de, ordumuzda da aynı süreç yaşanıyor. Şu anda ilçelerimizin çoğunda halkımız yoruldu. Ama burada bir fark var. Korgan bu işe daha bugün başlamış gibi heyecanlı ve kararlı. Sizi bir kez daha kutluyorum. Bir kez daha hasretle kucaklıyorum. Değerli hemşerilerim, siyaset yapıyoruz. Siyaseti esas itibariyle
halkın kendisinin yapması lazım. Ama siyaset bazen dört duvar arasında, masa başında da yapılmaya çalışılıyor. O zaman siyasetin dengesi bozuluyor. Bugün dengesi bozulan bir siyasi yapıyla karşı karşıya Türkiye. Dengesi bozulan siyaset, halktan kopan bir siyaset oluyor. Halkı öteleyen bir siyasete dönüşüyor ve neticede halkın tahammül gücü bir seçim, iki seçim sonrasında, üçüncü seçimde artık taşıyor. Tek taraflı, tek yönlü belirlenen siyasi yapı, halktan kopan siyasi yapı gün geliyor halkı yok saymaya, hatta bazı yerlerde halkı hor görmeye, halkı azarlamaya kadar gemi azıya alabiliyor. En büyük güç halkın kendisidir. Halkın kendisidir. Bugün ben buradaysam sizin sevginizle, sizin muhabbetinizle ve sizin vefanızladır. Ama sizin vefanızın, sizin sevginizin ve güveninizin arkasında da benim karınca kararınca, kalbimden geldiği şekliyle, karakterimin bütün derinlikleriyle ve ruhumun bütün derinlikleriyle size olan, Korgan insanına olan, ordu insanına olan benim naçiz saygı, sevgi ve güvenimdir. Saygı, sevgi, güven karşılıklı olur. Karşılıklı olmalıdır. Bugün Allah'a şükür o karşılıklı sevginin, saygının birbiriyle buluşmuş bir topluluğunu, bir beraberliğini onurla, gururla yaşıyoruz. Allah'a şükür Korgan'ımız bugün sabah saatlerinde ay bastınız, yiğit insanlar sizler, yaylaların bekçileri, dağların aslanları sizler, bu duruşu gerçekleştirdiniz, bu vefalı buluşmayı gerçekleştirdiniz. Bugün, bugünün kahramanı Aybastı'daki hemşerilerim ama onlardan bir fazlasıyla Korgan'daki siz yiğit kardeşlerim, vefalı kardeşlerimsiniz. İnşallah sizin bu duruşunuz, bu buluşmanız, bu asil davranışınız sadece Korgan'ımız için değil, ordumuz için de siyasete ve yönetime, ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve yönetimine verilmiş bir taze kan olacaktır. Bir değerli katkı olacaktır. Sadece Korgan'a ve orduya değil, Türkiye'ye de yönelik bir mesaj olacaktır. Türkiye'ye de yönelik bir duruş olacaktır ve sizin sesiniz, sizin yüzünüz, sizin kalbiniz, sizin samimiyetiniz herkesi kuşatacaktır ve siz iyilikle, sevgiyle herkesi yola getireceksiniz inşallah. Değerli Korganlı hemşehrilerim, canlarım, kardeşlerim, sizlerle buradan tanışıyoruz, İstanbul'dan tanışıyoruz, Ankara'dan tanışıyoruz. Allah'a şükür ki tanış olduk, bilişik olduk ve inşallah dostluğumuz, kardeşliğimiz ila nihayet bir ömür boyu, bir nesil boyu, nesiller boyu devam etsin istiyoruz. Biz gitsek de bizim çocuklarımızın dostluğu, birliği, kardeşliği bu topraklarda yaşasın istiyoruz. Dedelerimizden miras aldığımız bu topraklar yaylalarıyla, şehriyle, kasabalarıyla, köyleriyle bizim için çok değerli bir mirastır. Onu geleceğe taşıyacağız. İnşallah belediyelerle birlikte daha iyi bir Korgan, daha güzel bir ordu hayalimiz ve hedefimiz olarak gerçekleşecektir. Birlikte yapacağız, birlikte kurduk, birlikte yöneteceğiz inşallah. İlçenizde bir belediye başkanı seçeceksiniz. Ben 20'de 21 diyerek orduya geldim. 20'de 20'si orduda, 21.'si İstanbul'da, Zonguldak, Ereğli'de, Kütahya'daki Parti 5 farkı gözetmeksizin ordulu hemşerilerimizin olsun dedik. 20'de 20 burada. Birincisi Ordu Büyükşehir. 19 ilçeden birisi de Korgan. Her ilçede söylüyorum, Korgan'ımızda da siz Korgan'ımızın, halkın birliği, Korgan'ın
hizmetlerinin başarısı ve Kurgan'ın kalkınması için uygun olan adayı parti farkı gözetmeksizin iyi insan, iyi yönetici olarak seçtiğiniz takdirde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim için bunun hiçbir farkı ve sıkıntısı olmayacaktır. Her yerde söylüyorum, her yerde söylüyorum, burada da söylüyorum ve diyorum ki önemli olan Korganlı'nın ve Korganlıların birliğidir, kardeşliğidir. Önemli olan insana saygı, insana sahiplenmedir. Önemli olan yollardaki eksikliği, sulardaki eksikliği, yaylalardaki ihtiyacı görebilmektir. Önemli olan iyi günü paylaşmak, kötü günde, sıkıntılı günde acıyı paylaşabilmektir. Önemli olan önce başkan değil, önce insan olabilmektir. Ve değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, biz sizleri çok seviyoruz. Korganımızın sorunları var, her yerde olduğu gibi. Sorunlar olacak ki birilerine de iş çıkacak, çözüm üretecek. İnşallah Korgan'da seçeceğiniz belediye başkanı arkadaşımızla birlikte ki, ben şöyle tarif ediyorum ilçe belediye başkanlarımızı, partisi ne olursa olsun onlar ağaç dalları farklı olabilir ama Korgan Obası'ndaki gibi, Korgan Obası'ndaki yaban gülü, orman gülü gibi onların renginin hepsi aynıdır. Mordur, beyazdır, hepsi güzeldir. Önemli olan ordulu olmasıdır. Partisi benim için çok da önemli değildir. Partiler ne dindir, ne imandır, ne mezheptir. Bizi bölmek için de partiler kullanılmamalıdır. Partiler sadece iş yapmak için, memleketi iyi yönetmek için birer adrestir, birer araçtır. Bunu tapu haline getirmek, bunu tapılacak bir tapınak haline getirmek, bu memlekete, bu memleketin değerlerine, bu milletin hatta inançlarına yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Onun için parti partidir, insan insandır, toplum toplumdur, şehir şehirdir. Biz insanımızı insan olarak görüyoruz. İnsanımızın tapacağı Allah'tır, Allah'ımızdır, inanacağı Allah'ımızdır. Partiyle doğmuyoruz, partiyle de gömülmeyeceğiz. Partiler için birbirimizi asla kırmayalım. Ne benim partim için, ne bir başkasının partisi için. Seçime gidiyoruz, her yerde diyorum ki siyasetin seviyesi ve sevgisi çok önemlidir. Siyasetin seviyesini asla bozmayalım. Birbirimize ağır sözler, sataşmalar yapmayalım. Dostluk, kardeşlik içerisinde hem Korgan'da hem ordumuzun her yerinde Allah'a şükür dostluk içerisinde, bir bayram havası içerisinde bu seçimi geçirelim. Türkiye'ye örnek bir seçim yapalım. Vicdanımıza danışarak yapalım. 1 Nisan tarihine de ne kırgınlık, ne dargınlık, ne kavga bırakmayalım. Ya dostluk, centilmenlik, bilgi, ahlak, karakter bırakalım. 1 Nisan'da biz ne yaptık diye pişmanlık duymayalım. Niye bunu söyledik diye pişmanlık duymayalım. Haksızlığı, iftirayı, tezviratı niye yaptık demeyelim. Duyuyorum, birileri bir şeyler söylüyor, sonra dönüyor dört duvarın arasında. Ya bunu da söylemeseydik diye kendi kendine konuşan siyasetçilerin olduğunu biliyorum. Orada demeye gerek yok. Burada doğru söyleyelim. Burada gerçeği söyleyelim. Gerçek gündeme gelelim. Gerçek gündem nedir? Korgan Obası'nın patatesidir. Gerçek gündem nedir? Yoludur. Gerçek gündem nedir? Suyudur. Gerçek gündem nedir? Fındığın fiyatıdır. Gerçek gündem nedir? Patatesin, soğanın fiyatıdır. Gerçek gündem nedir? 10 liranın üstünde giden patlıcan fiyatıdır. Gerçek gündem nedir? Ermenistan'dan ithal edilen samandır. Gerçek gündem nedir? Gerçek gündem nedir? Bu yaylalarda hayvancılığın bitmesi, etin dışarıdan getirilmesidir. Bunları konuşmamız lazım. Bunlardan kaçarak, bunları kaçırarak Türkiye'yi sanal gündemlerle, sanal siyasetlerle meşgul etmenin hiçbir mantığı yoktur, hiçbir gerçekliği de yoktur. Milletimiz de zaten artık bunun Korgan'da da, Kumru'da da, Aybastı'da da
Mesudiye'de de, Akkuş'ta da, topyekün Ordu'da da, sadece Ordu'da değil, Türkiye'de de farkındadır. Artık siyaset kurumu ülkenin gerçek gündemine gelmelidir. Bu gemi böyle yürümez. İlle kayalığa vurmak zorunda değiliz. Bu gemiyi doğru bir zemine yönetmeliyiz. Değerli hemşerilerim, Korganımız bir yaylalar bölgesi. İnşallah Korganımızı ve ordumuzu bir yaylaların turizme açıldığı yerler haline getireceğiz. Altyapılarını uluslararası standartlara uygun hale getireceğiz. Korganımız bir maneviyat merkezidir. Korganımız Kiraz hocasıyla meşhur mutasavvıf alim zatın bulunduğu, metfun olunduğu, yetiştiği bir topraktır. Korgan insanımız maneviyatı yüksek, milliyetçi duyguları yüksek, vatanperver insanların olduğu bir memlekettir. Korgan yiğitler diyarıdır. Korgan erkeği mert, kadını cömert toprakların diyarıdır. Ve Korgan değerli dostlar, inşallah bundan sonraki dönemde bugüne göre daha iyi işlerin, daha iyi çalışmaların yapıldığı bir ilçe olacaktır. Korgan'ın eksiklerini tamamlamaya, sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışmamız hız kesmeden devam edecektir. İmkanlar ölçüsünde mümkün olan neyse, israf etmeden, har vurup harman savurmadan, yolsuzluk yapmadan ve yaptırmadan yönetilecektir Korgan. Beytülmal dediğimiz şehrin kaynakları, mali kaynakları, gayrimenkul kaynakları ve bu memleketin değerleri korunarak biz inşallah ilçe belediye başkanımız ve meclisimizle birlikte bu memleketi birlikte idare edeceğiz. Değerli dostlar, yola, suya, elektriğe yönelik pek çok sıkıntının olduğunu Korgan'da da biliyorum. Bunları süreç içerisinde konuşarak, en önceliklilerinden başlayarak yolculuğumuza devam edeceğiz. 3 yıl sonra Korganımızın ve ordumuzun çehresinin değiştiğini hep beraber göreceğiz. Sadece biz değil, buraları ziyaret eden misafirlerimiz de görecek. 5 yıl sonra inşallah güzel ordu, temiz ordu, tertemiz orduyu hep beraber 19 ilçesiyle birlikte gerçekleştirmenin başarısını ve mutluluğunu birlikte paylaşacağız. Korganımızda hayvancılığa, et ve süt hayvancılığına yönelik çalışmaları hem teşvik edeceğiz hem de önünü açacağız ve gerekirse belediyeler olarak biz de bu sektöre gireceğiz. Üretenin üretim garantisini sağlayarak o sektörde ya alıcı ya da destekleyici ya da ortak olacağız. Bir şekilde bu ters gidişatı doğru zemine döndürmek için çaba göstereceğiz. Yeniden Korgan'ı o ihtişamlı günlerine döndürmenin çabası içerisinde inşallah sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu hep beraber yaşarız. Bu şehre bugüne kadar hizmet etmiş çok değerli yöneticiler var. Ama ben bizatihi yakından çalıştığım 2 değerli belediye başkanımızı burada zikretmek isterim. Biri bir dönem zorluklarla mücadele eden Mahmut Ali Akkiraz kardeşimiz. Bir diğeri de 2 dönem bu memlekette hizmet eden, çaba gösteren İhsan Güven kardeşimiz. Ben onlara yakın çalışma arkadaşlarım oldukları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kolay değil yönetmek, sıkıntılar var, zorluklar var. Ama önemli olan iyi niyettir ve geride hoş bir sada bırakabilmektir. Yarın yüz yüze bakabilmektir. İnşallah biz siyasetin seviyelisini ve sevgiye dayalı olanını yaparak yolumuza devam edeceğiz. Dün ne söylediysek bugün daha iyisini, bir fazlasını söylemeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ve üreten bir Korgan, üreten bir orduyu orduyu oluşturmaya çalışacağız. Bu mantıkla yönetmek üzere ben sizleri havanın şartlarının değiştiği şu anda istemeyerek
veda etmek ve sizlerden izin almak durumundayım. Ancak bu bizim ne ilk buluşmamız ne son buluşmamız. Fakat sözün sonunda unutmadığım bir ifadeyi de kullanayım. Gidiyorsak da gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye geliyoruz? Gittiğimiz yer Korgan Obası, içtiğimiz pancar çorbası. Onu da sizinle paylaşalım. İnşallah en kısa zamanda Korgan'da, Korgan Obası'nda buluşmak arzu ve dileğiyle sizlere olan güvenimi ve sevgimi hiç şüphe etmeden ifade ediyor ve sizlere duyduğum sevgi ve güvene dayalı olarak şahsımı sizlere emanet ediyorum. Sandığı sizlere emanet ediyorum. Sizleri de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Birliğimizi, dirliğimizi korusun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Hoşça kalınız. İdris Naim Şahin ile Şahmanacak. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, adımız ordu, aşkımız ordu. Ordu onu, o orduyu biliyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Naim Şahin, siz Korganlı hemşehrilerine çok teşekkür ediyor. Sağ olun. Devralısı, dürüstlüktür davası, Karadeniz'in işinin cesur delikanlısı, al beyaz ve renkleri kaldırmak.